Lanet olsun, lanet olsun. Kerim, Kerim, sana çok acil bir işim düştü, tamam mı? Sana konum atacağım. Bir adama ihtiyacım var, tamam mı? Çok acil. Hayat memat meselesi. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Ya ben kasamın anahtarını kaybettim de içinden de acil bir şey almam lazım. Nasıl yaparız? Bana yardımcı olabilir misiniz? Kaç numara kasanız? 455. 455. Hı. Ya sabahtan beri arıyorum, bir türlü bulamadım anahtarı. Kimliğinizi alayım. Evet tabii. Ehliyet olur değil mi? Buyurun. Hanımefendi alabilir miyim? Bu siz değilsiniz. Evet şey, ablam o. Yeşim Deniz Eren. Kendisi biraz rahatsız da ehliyetimi sana versem sen gidip alır mısın dedi. Acil olunca ben de kabul ettim. Ama anahtarı bir türlü bulamıyorum. Sizin kimliğinizi göreyim. Benim kimliğim. Tabii. Ay Allah. Nerede ki şimdi bu? Tam unuttum acaba. Ya neyse boş verin, ben olmuyormuş diyeyim ablama. O kendini iyi hissedince gelip alır. Ben alayım ehliyeti. Hanımefendi ehliyeti alabilir miyim? Biraz önce de bir avukat geldi 455'i açmak için. Bir iş mi çeviriyorsunuz, ne oluyor? Yok canım, ne iş çevireceğiz ya? Allah Allah, alabilir miyim ben onu? Polisten alırsınız, arıyorum şimdi. Hanımefendi ne polisi, durun aramayın. Hanımefendi. Gelinimle tanışmış mıydın oğlum? Ber Hanım'ın annesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Celal de çok eski, hakikatli bir aile dostumuz, sağ olsun. Bütün derdimize koşar. Nazan, hoş geldin. Hoş geldin Nazo. Hoş bulduk. Nasılsın Nazo? İyiyim. Sen? İyi. Celal, bizim öbür mesele ne oldu? Hangi mesele hocanım? Celal, bizim en önemli meselemiz ne? Behram'ı vurduran it. Bulamadınız mı daha onu? Ya, ne olur kusura bakmayın ama canım mama bekliyor, ben gideyim. Tekrar hoş geldiniz. Henüz bir haber yok hocanım. Ne demek hiçbir haber yok Celal? Hani dünyanın öbür ucuna gitse bulup getirirdin? Mezara girse çıkarıp getirip atardın önüme. Nerede? Haklısınız hocanım. Haklıyım tabii. Benim oğlum orada kımıldamadan hareketsiz yatsın. Oğlunu, çocuğunu koklayamasın, sevemesin, kucaklayamasın. Ama onu vurduran it elini kolunu sallaya sallaya dolaştın. Yok öyle bir şey, yok. Tamam teyze, sakin ol, tamam. Celal abiler araştırıyor zaten, soruyorlar. Dur bakalım, bulacağız ya. İlla ki bulacağız, tamam, merak etme. Tamam, sakin, sakin. Diyarbakır nasıl? Hazırlıklara başladınız mı Celal? Başladık hocanım. Her şey sizin istediğiniz gibi oluyor. Ne hazırlıkları? Aa, yoksa tahmin ettiğim şey mi? Unuttum sandın değil mi? Hiç unutur muyum? Canım biliyorum unutmayacağını. Sana da en hasını yapmak yakışır. Sırf benim için değil, bütün Dicleliler için has olanı yapacağım. Bunu hak ediyoruz çünkü. Öyle de yapacağız. Bak. Diyarbakır, Diyarbakır olalı böylesini görmedi diyecekler. 7'den 70'e herkesi davet edeceğiz. Tamam mı Celal?
Tamam hocam, siz nasıl isterseniz. Benlik başka bir şey var mı? Yok, olursa ararız biz seni. Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim. Ayağına sağlık abi. Ben seni geçireyim. Bak. Bakışlarını gördün değil mi? Gördüm Nazo, gördüm. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum nasıl çıkacağız bu işin içinden, ne yapacağız? Bombil olsun. Bombil olsun pislik. Bittin sen, bittin. Bittin, görürsün sana neler yapacağımı, görürsün. Sen koşundun, sen. Yine ne palavralar sıkacaksın acaba? Güste abla. Alo eşim. Müsait misin canım? Müsaitim, bir terslik mi var? Ha yok yok ya, sana bir şey söyleyecektim de. Söyle. Yeşimcim, yani biliyorum sen bana bir şey olmadan sakın açma dedim. Ben de sana söz verdim ama. Posta kutusuna mı gittin? Ya yani, yani özür dilerim vallahi, şu Tarık'tan yakamı kurtaramıyorum ben Yeşim yani. Merak ettim yani, eğer o kutunun içindeki Tarık'la ilgili bir şeyse elimde bir delil bir şey olur diye düşündüm. Anlıyorum seni abla, anlıyorum. Çünkü bu Murat insanı çileden çıkarır, seni anlıyorum. Önemli değil. Yalnız Yeşim, o kutu boş kızım. Yani açtım, hiçbir şey yoktu. Yani içindekini acaba... Ben aldım abla. Ha, tamam tamam, ben de öyle düşündüm zaten. Gerçi Tarık'tan da şüphelendim ama. Yok yok, kutunun içindeki bende. Anladım canım, hani sen bana şey yapma demiştin ya, o yüzden. Bana bir şey olursa içindekini al, gerekeni yap dedim, biliyorum. Ama Murat çoktan peşine düşmüştür diye içim rahat etmedi. Aldım ben de. Zamanı geldiğinde sana söyleyeceğim yerine. He. Anladım, tabii haklısın yani. Sonuna kadar elinde tutmak istiyorsun sonuçta. Hayatın güvencesi o. Yeşim ya, bu Tarık'a bir dur demek lazım kızım artık ya. Diyorum ki ben, acaba o yani kutudaki neyse Tarık'la ilgili bana mı versen? Yani ben hem seni korurum, hem icap eden neyse onu yaparım. Ya Tarık'ın bu kötü... Ay! Güzide abla, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Dur Yeşim, sonra konuşuruz. Bir dur kızım, tamam? Hadi konuşuruz sonra. Ne oldu ya? Allah Allah ya. Nasıl oldu bu? Vallahi bir an dalgınlığıma geldi abla. Bir şey yok inşallah. Ya ne dalgınlığı? Ne yapıyordun? Telefonla mı konuşuyordun? Mesaj mı çekiyordun? Ne yapıyordun? Ne desin, haklısın abla. Kusura bakma, ne olur. Ya şimdi ben bunu servise götüreceğim. Ben yine arabasız kaldım ya. Vallahi ne desin, haklısın abla. Ben senin zararını ziyanı karşılayacağım, söz. Bir fotoğraf çekelim. Tutanak tutalım. Tamam, var mı sende tutanak kağıdı falan? Var var. Getireyim abla. Şu başıma gelene bak. Hadi oğlum hadi. Aa, dur, nereye gidiyorsun? Ya, ne? Aa, nereye gidiyorsun da? Ya, ne oluyor? Allah'ım, telefonum da yok. Hay Allah'ım ya. Sayın Eyüp Taşkın, siz Gülperi Çetin Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Affedersiniz. Buyurun. Bugün benim nikahım vardı. Trafik sıkıştı, geciktim. Murat Bey değil mi? Evet. Eşiniz sizi çok bekledi. Gelmeyince de sinirlendi, çıktı gitti. Zor toparlarsın bence. Ben de Büyükşehir Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ümit abi. Kemik suyu kaynatalım mı? Dondurucuya atarız. Bir sürü sebze var.
Olur olur Zeyno. Kasaba ara da kemik getirsin şöyle iliklilerinden, tamam? Aa abi bu ne şıklık? Vallahi mı? Doğru söyle. Bu şey kravatın falan. Düzgün değil mi? Vallahi abi çok yakışmış. Harika görünüyorsun. Hayırdır? Ya hayır Zeyno ya. Hayır. Gerçekten mi? Hiç belli etmiyorsun. Nerede tanıştınız? Kimle ya? E çıktığın kızla. Ne kızı Zeyno ya? Benim kız düşünecek hali mi var Allah aşkına? Ya ev sıkıntı, iş sıkıntı, para sıkıntı. Ne kızı Allah sen? Niye bu kadar şık giyindin o zaman? İlla biriyle buluşmam mı lazım Zeyno ya? Şık olmak için. Önemli bir işim var. Ne işi? Ben şimdi hemen getiriyorum paranızı. Rica ederim hanımefendi. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz avukat hanım. Hoş bulduk. Şu taksiye parasını öder misin yavrum? Hadi. Tabii. Ne oldu avukat hanım? Çantanız nerede? Sorma ya. Arabayı çaldırdım. İçinde çanta, telefon, her şey gitti. Ne? Nasıl? Ya bir telefon görüşmesi yapıyordum arabanın içinde. Duruyordu yani araba. Arkadan birisi vurdu. İndim bakayım diye. Ona bakarken birisi arabaya binip aldı götürdü. O çarpan da arkasından gitti. Hay Allah ya. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol canım. Hadi adam beklemesin. Hadi kızım. Tabii hallediyorum hemen. Gitti. Ne var Güçlü? Ne oldu? Vallahi sorma Sezai, sorma. Film gibi bir şey yaşadım ya. Arabayı çaldırdım. Ne diyorsun ya? Ya sorma. Gel yukarı çıkalım da. Var mı bir şey? Bakıyorum. İyi bak bak. Şu paspasların altına komple bak. Yok mu? Hiçbir şey yok. Yaptınız Kerim. Bulabildiniz mi bir şey? Bulamadık Tarık Bey. Ekstra bir şey yok arabada. Ne demek yok ya? İyice baktınız mı? Bakmadığımız yer kalmadı. Her yeri talan ettik. Ben dediğim gibi. Hiçbir şey yok arabada. Ya bu kadın posta kutusundan bir şey aldı Kerim. Orada değilse nerede peki? Bilemeyeceğim Tarık Bey. Öf. Şey Tarık Bey. Arabayı ne yapalım? Rezil ettin beni Murat ya. Rezil ettin, rezil rüsva ettin beni. Yeşim, hayatım. Benim güzel aşkım. Biliyorum, biliyorum bana kızgınsın, biliyorum. Bak, gönlünü almak için yetmez ama lütfen kabul eder misin bunları? Neredesin sen ya? Neredesin, neredesin? Bak biliyorum bana kızmakta sonuna kadar haklısın ama bak... Ne ama? Ya sen beni ne hale düşürdüğünün farkında mısın? Bir tanem, güzel yeşimim. Lütfen dinler misin ya beni? Ya bir dinle diyor hala ya. Bir de dinle diyor bana ya. Ya ben seni orada kaç saat bekledim farkında mısın bunun? Ben, aşkım benim ben tam zamanında çıktım. Hatta erken bile gelecektim. Evet erken bile gelecektim. Gelirken akü bitti. Akü bitti. Evet bir de yol da işlek değildi. Çok tena bir yoldu. Yani arabayı bul, aktar, elektriği falan derken tabii geciktim. Ya canım çıktı ya. Canım çıktı. Vallahi canım çıktı ya.
Keşke gerçekten canın çıksaydı Murat ya, keşke. Lütfen Yeşim, öyle söyleme lütfen ya. Ya ne lütfen ya? Ne lütfen ne? Bak, bak şu kızların yazdıklarına bak, bak. Canım çok üzüldüm senin için ama bu 100 yılın rezilliği oldu resmen. Aa. Yeşimcim, bu Murat'ın sana 2. nikah kazığı oldu. 3.sünden Allah korusun. Hassizler. Daha okuyayım mı? Hassizler. He? Bir sürü var, ister misin? Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ya senin yüzünden benimle alay ediyorlar ya. Madem gelemedin, madem aküm bitti. Bir haber veremiyor musun bana? Bu kadar zor mu? Hadi haber veremiyorsun. Ben seni aradığımda açmaya, cevap vermeye bile tenezzül etmiyorsun ya. Evet, telefonumu çünkü arabada bırakmışım. Evet, arabada bırakmışım. Ben aküyle uğraşırken duymadım tabii. Ya bırak Murat. Ha, bırakamam. Bırak ya. Ben seni nasıl bırakırım hayatım? Ben seni nasıl bırakırım? Bak, bak. Bütün sana yaşattıklarımı affettirecek bir şey değil ama. Lütfen bak, nikahımız için sana almıştım. Bir bakar mısın bir tanem? Lütfen, lütfen. Bu ne? Bak. Beğenmedin mi yoksa? Yok. Beğendim. Hı? Fena değil. O zaman takalım, değil mi? Gel. Sana da çok yakışacak bu, biliyorum. Dön bakalım. Bakalım. Evet. Harika. Çok yakıştı sana bir tanem. Sen var ya, kendini affettirmeyi biliyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen her şeyin en güzeline layıksın, biliyorsun değil mi? Akü tam olarak nerede bitti? Postaneden önce mi sonra mı? Postane mi? Ne oldu? Posta kutusunu boş gördüğünde de böyle şaşırdın mı? Keşke yüzünü görebilseydim, keşke. Sen? Nasıl yani, sen? Her zaman bir adım önünde olacağım Murat, her zaman. O yüzden ayağını denk al. Hapse girmek istemiyorsan hareketlerine dikkat et. Murat! Hadi oturma! Hadi kalk, 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 gidiyoruz! Hadi! Nereye gidiyoruz? Hadi kalk, gidince görürsün. Hadi! Tamam, geldim, geldim, geldim. Hadi bakalım. Ya, suç duyurusunda bulundum. Komiser buluruz falan diyor da. Benim hiç ümidim yok. O kadar umutsuz olma ya. Bulunur belki. Şu başıma gelene bak. Bütün belalar da beni buluyor. Belalar derken Güzide Hanım? Üstüme alınayım mı? Ay aşk olsun ya. Olur böyle şey. Efendim Canan? Güzide Hanım, karakoldan arıyorlar. Bağlıyorum. Ha tamam, bağla. Karakoldan arıyorlarmış. Güzide Hanım. Evet buyurun, benim. Arabanız Şamlıbaş yolunda terk edilmiş halde bulundu. Aa! Yeşim, Öykü'yü niye alıyoruz? Nereye gideceğiz, söyler misin? Ay, gidince görürsün Murat. Sorup durma artık. Hayır yani, anlamadım. Amacın ne? Öykü! Anne! Bir tane bir. Canım kızım benim, güzel kızım. Niye geldiniz? Kötü bir şey mi oldu? Hayır bir tanem. Çok güzel bir yere gideceğiz hep birlikte. Nereye gideceğiz? Yaşasın. Çak. Ama babaya söylemek yok, tamam mı? Sürpriz. Hani babaya sarılmak yok mu?
Benim güzel kızım, mis kokulu prensesim benim. Hadi sen de benim kulağıma söyle bakalım bu sürpriz neymiş, ben de öğreneyim. Olmaz baba, söylersem sürprizi kalmaz ki. Aferin benim akıllı kızıma. Sürprizler ve sırlar söylenmez, tamam mı? Hadi gidelim. Çok güzel bir gün ya. Allah'ım yarabbim. Gel bakayım. İyi günler. İyi günler. Evet. Geç bakalım kızım. Eşim, söyler misin? Nereye gidiyoruz? Sen git, ben tarif edeceğim Murat'cığım. Allah Allah. Ne olur yani söylesen? Lütfen artık gidebilir miyiz şoför bey? Şoför bey, bence de gidelim artık. Emredersiniz hanımefendi. Nasıl isterseniz. Burada durabiliriz. Burası mı? Evet. Beğenemedin mi? Burası galeri yeşim. Bence de. Bak, bir sürü araba var. Önceden bir konuşsaydık değil mi? Böyle pat diye. Murat'cığım, biz evde konuştuk. Ben söyleyeceğimi söyledim. Değil mi? Hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi. Hadi Murat'cığım. Hadi geç kalma. Bekliyoruz. Baba var. Hepsi de çok güzelmiş. Değil mi? Hepsi harika. Merhabalar, hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Yeşim Hanım. Erdinç Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Küçük hanım Öykü herhalde. Evet, benim küçük prensesim Öykü. Hoş geldin Öykü. Ben Erdinç. Hoş bulduk. Tanıştığımıza memnun oldum Erdinç abi. Ben de memnun oldum. Serpil, kahve alalım. Hemen. Yeşim Hanım sade içiyor. Tabii. Öykü Hanım, portakal suyumuz var, taze sıkılmış. Brownie'miz de var. Çok severim brownie. O zaman sana bir brownie, bir de portakal suyu. Beyefendi, beraber misiniz? Evet, beraberiz. Ay, ben sizi tanıştırmayı unuttum. Eşim Tarık. Zaten kendisinin hediyesi bu araba. Tarık'cığım, Erdinç Bey buranın müdürü. O zaman size de bir Türk kahvesi söylüyorum. Benimki şekerli olsun. Biraz kan şekerim düştü de. Çok memnun oldum Tarık Bey. Öykü de siz de bayılacaksınız eşinizin seçtiği arabaya. Ah tabii tabii, bayılacağım kesinlikle. Öykücüğüm, arabamıza bakalım mı? Evet anne, hemen bakalım. Hadi. Hayatım, biz arabaya bakalım, sen de o arada işlemleri hallet. Bak, işte arabamız. Anne çok güzelmiş. Sen bir de içini gör, binelim mi? Evet. Hadi gel. Tarık Bey, eşiniz arabadan anlıyor. Seçtiğim model güvenlik olarak da, konfor olarak da sınıfının yıldızı. Evet. Full artı full paket seçti kendisi. Full artı full seçti. Başka ne seçecekti ki yani? Tabii olmuşken en iyisi olsun değil mi? Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Ay çok rahat. Çok gezeceğiz bu arabayla. Çak. Evet, hep gezeceğiz. Buyurun isterseniz, işlemleri halledelim. Tabii, tabii. Buyurun. Zeyno. Mutfaktayım abi. Hah, geldim abicim. Kolay gelsin. Sağ ol abicim. Var mı bir şey ihtiyacı? Yok, her şeyi hallettim. Kemik suyunu dolaba koydum. Hakim hanım aradı, sebze istedi. Portakalı kereviz koydum hoca. Etli bir şeyler yok mu? Var var, köfte çıkarttım.
Aa, iyi güzel. Abi, ne yaptın? Sonuç? Ya işte daha belli bir şey yok Zeyno'ya. Öyle belgelerimizi verdik. Başvurumuzu yaptık. Sonuç ne zaman belli olacakmış? Ya bir şey söylemiyorlar ki Zeyno'ya. Öyle duvar gibi bakıyorlar ya adamın suratına. Ya insan bir gülümser değil mi? Bir empati kurar. Yok yani yok. Bilgi gelecek diyor bana. Ya ne gelecek kardeşim ya? Ne bilgisi gelecek? Ne zaman gelecek? Bu işler çok zor diyorlar abi ya. Banka hesabı şartmış. Ya ben yatırdım banka hesabına para. 5.000 dolar kadar yatırdım. Ne? 5.000 dolar mı? Nereden buldun abi bu parayı? Ya maliye misin ya? Sen soruyorsun bana nereden buldun parayı diye Zeyno. Abi. Ya emanet abicim, emanet. Ya para benim değil. Ya birinden aldım, vizeyi alayım, aynen iade edeceğim. Kimden aldın peki? Hakim Hanım'ın haberi yok değil mi? Bak Hakim Hanım'ı var ya, kızdıracak bir şey yaptıysan. Ya yok Zeyno, yok. Yok, ben dersimi aldım, öyle hatalar, yanlışlar yok artık. Tamam da kimden aldın peki? Sezai abiden borç aldım. Sezai abiden borç mu aldın? Tamam, bağırma, bağırma. Ya aldım, öyle borç olarak aldım. Vizeyi aldıktan sonra iade edeceğim zaten. Peki bundan Hakim Hanım'ın haberi var mı? Ya olabilir mi böyle bir şey Zeyno ya? Öldürür beni, öldürür, öldürür. Böyle gırtlağımı sıkar. Nasıl borç para istersin Sezai abiden diye. Bence de gerçekten gırtlağını sıkar. Abi Hakim Hanım'dan niye istemedin? Ya Sezai abi niye karıştırdın bu işe? Kaç kere istedim zaten Zeyno ya. Yüzüm tutmuyor ki artık. Ya 3 kere istedim zaten. 3 kere. 3 kere de başvurdum zaten vizeye. Tamam, 3'ünde olmadı. Bu kez olacağı ne malum? İçime doğuyor Zeyno. Bu sefer olacak. İnşallah. Zaten kızımı çok özledim. Ben üstüme bir şeyler giyeyim, geliyorum. İyice baksın değil mi? Eksik falan yoktur. Bakıyorum şimdi de. Baktım işte bak, burada sadece kimliğim var. Sürücü kartım var. Onun dışında kredi kartlarını, paraları falan almışlar. Almışlar mı paraların hepsini de? Çok yoktur nakit inşallah. Ya 2.000 lira vardı. Aidat için çekmiştim onu da. Kredi kartlarını hemen hepsini de iptal ettirseydin. Ettirdim, ettirdim. Gelir gelmez onu yaptım zaten. Güzide aslında bu araba hırsızlıklarını da çaldıktan sonra hemen parçalayıp satarlar. Ama bunlar sadece kredi kartıyla parayı almışlar. Paniğe falan mı kapıldılar acaba? Herhalde. Gel bakalım. Emniyet kemerini takalım. Oldu. Anne, arabamızın üstü açılıyor mu? Evet. Anne, araba sürerken sen de gökyüzünü izleyeceksin. Akşamları yıldızlara bakacaksın. Koltuğa basıp başımı da çıkartabilir miyim? Ay, o ne öyle sünnet çocuğu gibi? Hem öyle olmaz. Teşkil mi olur? Evet, hem de çok. Peki o zaman ben de yapmam. Benim bal kızım, bal. Peki hazır mısın? Muratçığım, biz kızımla birazcık turlayacağız. Senin de işin gücün vardır. Akşam görüşürüz. Tamam? Bir teşekkür bile yok yani Yeşim ha? Bir ihtiyacımızı karşıladın diye seremoni beklemiyorsun değil mi? Yok artık. Evet. Hazır mıyız? Evet. Kahretsin. Allah kahretsin seni Yeşim. İliğimi, kemiğimi kurtacaksın sen. Nasıl kurtulacağım senden? Nasıl kurtulacağım ben? Yaslan iyice Arkan ablacığım. Yaslan.
Bir hemşire ayarladım. Gelip pansuman yapacak. Ağrın, acın çok olursa serum falan takacak, artık ne gerekiyorsa. Gerek yok baba. Biz hallederiz, teşekkür ederim. Gerek var Selin. Hastaneden erken çıktın, zaten senin acilen toparlanman gerekiyor. Değil mi Oltan amca? Aynen öyle. Senin betin benzin atmış iyice. Dur ben sana bir çorba yapayım, iyi gelir. Yap Ferra. Çorbamız eksik şu an, yap. El birliğiyle beni iyileştirin, ne işe yarayacaksam artık. Git yap şimdi çorbanı, hadi. Saçmalama Selin. Toparlayacaksın. Her şey düzelecek. Ne demek ya? Ne işe yarayacaksam artık ne demek Selin? Ya her kadın çocuk doğurmak zorunda mı? Herkes anne olmak zorunda mı? İlkel ilkel konuşuyorsun. Olur mu öyle şey ya? Anne olacak. Selin. Senin bir çocuğun olacak. Benim bir çocuğum olacak. Öyle mi? Ferra. Ferra. Duydun mu? Benim bir çocuğum olacakmış. Ben anne olacakmışım. Baba, baba sen... kusura bakma, sen bir şey soracağım. Benim kaç tane çocuğum olacak? Böyle dizi dizi mi? Bir sürü çocuğum mu olacak benim? Ben anne olacakmışım. Benim çocuğum olacak. Selin. Ben anne olacakmışım. Tolga'yla böyle kocaman mutlu bir ailemiz olacakmış. Duydun mu? Tamam, biraz sakinleşir misin lütfen? Selin lütfen bak. Bak korkutuyorsun bizi de lütfen Selin. Kocaman mutlu bir ailemiz olacakmış. Selin sakinleşir misin? Hayır, hayır. Bak. Oltan amca sakinleştirici bir şeyler mi versek acaba? Ben anne olacağım. Sinirleri boşalıyor. Bir bardak su ver geçer. Baba. Baba, baba. Baba, ben miyim şu an sinirleri bozulan? Baba, kusura bakma ama sen ne diyorsun? Ne çocuğundan bahsediyorsun sen? Ben bittim. Bittim ben, bittim. Selin tamam, şunu içer misin? Sakinleş biraz. Tamam, içiyorum. Tamam, sakinleş biraz. Hemen sakinleşeceğim. Tamam. Yaslan arkana. Hadi birazcık daha yaslan. Hadi. Biraz sakinleşir misin lütfen? Lütfen. Kocaman ailem olacaktı benim. Tolga. Tolga ne dedi? Tolga size ne dedi? Beni aramadı bile. Niye arasın ki beni zaten? Tolga'nın haberi yok. Ne zaman olacak peki baba? Ben ona göre eşyalarımı toplayayım. Bu saatten sonra benimle ne işi olsun ki zaten? Olmayacak. Baba. Babam. Ben bebeğimi kaybettim. Ben bir daha asla anne olamayacağım. Nereye kadar saklayacağız? Nereye kadar haberi olmayacak? Niye asla haberi olmayacak? Asla haberi olmayacak. Tolga bunu bilmeyecek. Hastaneye bana ne dedin sen? Ha? Baba bir şey yap dedin. Ben de yapacağım.
doğum tarihinden önce seni Amerika'ya göndereceğim. 2 ay önce. Gerekiyorsa 3 ay. Amerika'dan kucağında bir bebekle döneceksin. Senin bir bebeğin olacak Selin. Yeşim Hanım, bir bakın bu olmuş mu? Kıvamı falan tutmuş mu? Ha, olmuş olmuş. Oh, sarımsak kokusu da geliyor. Harikasın, eline sağlık. Ayşe, yemek hazır mı ya? 5 dakikaya hazırız Yeşim Hanım. Bakın sizin Antalya'nın bir şeyini yaptım. Neydi adı? Gibeş. Yeşim Hanım'ın canı çekmiş. Siz de özlemişsinizdir belki. Tabii tabii, özlemiştir. Küçükken böyle ekmeğe sürer sürer yerdi. Ayşe, ben çok acıktım ya. Yemeği hızlandırır mısın? Tabii. İyi o zaman Zeynep, acıktıysan şimdi ekmekleri ince ince dilimle. Kızart onları, böyle eski günlerdeki gibi üstüne sürer yeriz. Murat da öyle seviyor. Malum artık işin gücün de yok. Biraz ev işleriyle haşır neşir ol artık. Değil mi? Sen hayırdır? Niye evdesin? Şöyle Tarık babamla güzel bir balayına gitseydiniz ha? Ha, bu arada nikah nasıl geçti ya? Duyduğuma göre damat firardaymış. Ya nikah kolay işte. Balayını çok iyi akıl ettin ya. Nereye gitsek acaba? Nereye gitsek, nereye gitsek? Ozan seni nereye götürmüştü? He? Memnun kaldıysanız biz de oraya gidelim. Sen önce gerçek nikah kıymayı becer de. Bak alırım seni ayağımın altına. Yapsana, yapsana. Yeşim Hanım. Sizi bir numara aramıştı, söylemeyi unuttum. Banyodaydınız, bayağı da çaldı ama açmadım. İyi yapmışsın Ayşe, sağ ol. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin hayatım, gel. Deliş, ben telefonla konuşana kadar git ekmekleri dilimle. Hadi, açlıktan öldük. Allah, delireceğim şimdi. Tamam canım, sakin ol. Ne var bunda ya? Sadece bir ekmek koyacaksın masaya, öyle düşün. Aşkım, mesele ekmek koymak bu masaya. Allah aşkına ya. Alo? Ben Yeşim Deniz Eren. Beni aramışsınız. İyi akşamlar Yeşim Hanım. Postaneden arıyorum. Ben aramıştım sizi. Gözde ben. Posta kutusu kiralamıştınız. Evet. Ehliyetiniz bizim şubede de. Onu haber vereyim demiştim. Sizin şubede mi? Nasıl yani? Bir kadın geldi sizin ehliyetinizle. Posta kutunuzu açmak istedi. Ben şüphelenip polisi arayacağım deyince kaçtı. Bir kadın benim ehliyetimle postaneye geldi. Nasıl biriydi? 30 yaşlarında kumral, uzun boylu, uzun saçlı bir kadın mıydı? Zayıf bir kadın mıydı? Aynen. Tam dediğiniz gibi biriydi. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben yarın gelip alırım şubeden. İbeş de yapılmış. O ne baba? Yeşim yapardı Antalya'da. Antalya'da. Biz hala bir aileyken yani, değil mi? Aklıma geldi Ozan, yani ne var bunda? Tamam baba, tamam. Sefer'e otur, lüzum yok, tamam. Aşkım, seversin sen de. Antalya usulü çok güzel bir meze. Böyle tahinli, sarımsaklı. Çok güzel. Deliş! Ne oluyor ya? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Sen benim başıma bela mısın be? Ne oluyor akşam akşam, ne yapmışım ben? Ehliyetimi çalmışsın. Ya Murat, ehliyetimi çalıp postaneye gitmiş. Postaneye mi git? Yeşim'in ehliyetini alıp postaneye mi gittin sen? Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor?
Aynen işte, ben de onu soruyorum. Ne oluyor? Ya aşkım bir şey olmuyor, saçmalıyor. Ben postaneye falan gitmedim. Bana bak, memurla konuştum, seni tarif etti. Yarın gider kamera kayıtlarını çıkarttırırım. Gitmiş misin, gitmemiş misin? Hep beraber izler görürüz. Gittim. Var mı? Gittim postaneye ha? Ne yapacaksın? Ne oluyor ya? Bir dakika kızım. Seri sen ne yaptın? Hı? Ne yaptın? Babama şantaj yapıyormuşsun. Şantajı yapan bu, ben mi suçlu oluyorum? Ozan. Baba ben bak. Bir dakika. Ne şantajı ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ya bırak Allah aşkına, rol de yapamıyor. Babama şantaj yaptığın şeyi postaneye saklamadın mı? Postaneye gitmek ne? Sen gizli gizli beni mi dinliyorsun? Sen bela mısın be kızım? Ya babacığım, elindeki neyse alayım, kurtulun istedim ya. Her şeyi yapan bu, bela ben mi oluyorum şimdi? Sen de yemedin, içmedin, yetiştirdin değil mi? Ah Seliş, ah! Ne Seliş, Seliş? İyilik yapıyorum ben, iyilik. Ya dayı ne oluyor ya? Bir dakika Azra, bir dakika. Seliş, ben sana ne dedim ya? Ha? Ben sana ne dedim? Ya sen niye rahat duramıyorsun ya? Ha? Niye her şeye burnunu sokuyorsun? Duramaz o, duramaz. Her şeyi öğrenecek, her şeye burnunu sokacak. Bak bak bana diyene bak. Ya sen kızının babasına şantaj yapıyorsun be. Murat, ben bu kızı evimde istemiyorum. Benim arkamdan kuyumu kazan biriyle aynı evde yaşayamam. Ne demek yaşayamam ya, ne demek istemiyorum? Toplasın pılasını pırtasını, gitsin bu evden. Tabii ya, tabii. Sana da gün doğdu değil mi? Sanki kendin sütten çıkmış ak kaşıksın çünkü. Ozan. Bak benimle uğraşacağına sen dön babana hesap ver, hadi. Bunun hesabını soracağım sana. Bunun hesabını vereceksin bana Ozan. Sana gelince... Yok baba, bana gelmeyin. Ben kimsenin günah keçisi değilim. Her şeyi yapan bu kabak benim başıma patlasın, öyle mi? Ozan bir şey söylesene, niye susuyorsun? Ya ben sana ne diyeyim Zeliş, ha? Ne diyeyim ki ben sana ya? Bana söylenecek bir şey mi bıraktın? Öyle mi? Öyle. Tamam. Madem söyleyecek bir şeyin kalmadı, bu evlilik de bitmiştir. Zeliş, tak onu parmağına. Zeliş! Ozan, dur. Zeliş! Dur. Baba, Zeliş gidiyor. Git. Vallahi çok büyük kayıp değil, üzülme. Gerçekten. Seni var ya. Hayır. Seni pişman. Ay, sakın. Ya. Senin yüzünden oldu. Sakın. Ne yapıyorsun Ozan be? Ya sen ne biçim bir insansın sakın ya? Ha? Ne biçim bir insansın? Ay. Ozan, sakın. Sakin ol. Sakın. Neredesin? Neredesin başımın belası? Neredesin? Selin uyudu. Benim çıkmam gerekiyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın. Ben de o kadar çorba yapmıştım ya. Size biraz çorba koyayım çıkmadan için. Yok. Sağ ol. Siz için. Oltan amca. Şey soracaktım ben. Selin sakinleşsin diye mi öyle dediniz? Yani Amerika bebek falan. Ya. Seni ikna edemedim mi? Yok. İkna edememek değil tabii ki ama... sonuçta kız bebek bulunacak falan ya. Ya ben o yüzden sordum size. Sen bulmayacaksın Serra. Senin vazifen değil. Bunları düşünme. Sen kafana neye yoracaksın biliyorsun. Selin'in Tolga'ya bir şey söylememesi için ne yapmam lazım? Ona kafanı yoracaksın. Hiç merak etmeyin siz. Hiç merak etmeyin. Yani benim aklım da gözüm de Selin'de olacak. Tolga asla hiçbir şey bilmeyecek. Söz. Güzel. Tolga konusunda hemfikir olduğumuza göre mesele yok demektir ha? Tabii. Hemfikiriz. Yani ben gözümü asla Selin'den ayırmayacağım. Ayırmasan iyi edersin. Tolga ile Selin'in ayrılmasını istemeyiz. İstemeyiz değil mi Serra?
etti hiç. Hiç istemeyiz Oltan amca, hiç. Yok. Gitmiş. Yerin dibine girmiştir inşallah. Baba, baba o benim karım. Sevdiğim kadın o. Bırak Allah aşkına, sevdiği kadınmış. Ya ben hiç olmazsa hayatımda bir kez olsun doğru bir kadını sevdim. Ya sen? Annem mi o kadın? Ha? Annem mi? Hiç o topa girme istersen baba. Sen hiç o topa girme. Gel buraya, gel buraya. Ne kadarını biliyor Zeliş? Ne anlattın ona? Baba bak, Zeliş'in bildiği tek şey Yeşil'in elinde seninle ilgili bir şey oldu. O kadar. Bak Zeliş'in başka bildiği bir şey yok. Acaba? Baba yok artık ya, o kadar da değil. Ya senin ağzında bakla ıslanmaz mı Ozan? Ha? Sana güvenemeyecek miyim ben? Bir baba oğluna güvenemeyecekse kime güvenecek? Kime? Ya baba isteyerek mi anlattım? Mecbur kaldım. Bak yemin ederim mecbur kaldım. Ya kız hiçbir şey bilmiyor. Bak geçen gün bahçede sana sordum değil mi? Zeliş'i tanıyor musun dedim. Yalan söylüyor mu dedim. Sen ne dedin? Bana kızdın, çekip gittin. Ya babacığım bak kız yanlış yaptı. Tamam yanlış yaptı ama neden yaptığını sana anlattı. Bak kız seni korumak için, seni kurtarmak için bunu yaptı. Salaksın sen, salak! Salak! Ya gerçekten Güzide ile benim oğlum musun diye sorguluyorum ya. Gerçekten sorguluyorum. Yani karışan oğlum mu sen misin ya? Keşke sen olsaydın. Buyurun. Ne bu Sezai? Diğer çocukla ilgili tüm bilgiler. Eşmeli'de o gün doğan ikinci bebekle ilgili ulaşabildiğim ne varsa hepsine ulaştım. Hepsi olasılığın içerisinde. Ay ya, bu kadar işin içinde bir de bununla mı ilgilendin? Tabii ki ilgileneceğim Güzide. Senin için önemli olan her şey benim için hayatın anlamı artık. Ya bir de son dönemde o kadar çok fazla işle uğraşmak zorunda kaldın ki. Bununla da ben alakadar olayım dedim. Ne var bunda? Ben çok şanslıyım biliyor musun? Gerçekten çok şanslıyım. Çok. Uf. İçim nasıl biliyor musun? Kıpır kıpır. Yani böyle ağlamakla gülmek arasında bir yerdeyim. Hakan Sezeroğlu. Hı? Ankara'da okumuş çocuk. Ekonomi bölümünde. Üstelik biricikle bitirmiş, iyi mi? Evet, aferin. Evet. Bir finans şirketinde de müdür yardımcısı. Evet. Hiçbir fotoğraf falan yok mu ya? Ne yapacaksın fotoğrafını? Zaten gidip göreceksin değil mi? Ay. Ne oldu? Neye canı sıkıldı? Tarık geldi aklıma. Şimdi Tarık'la gideceğim onca yolu. Bir de Tarık'la geri döneceğim. Ne oldu Gülsüm Hanım? Niye duruyorsunuz öyle? Kurabiye falan ister misiniz diye soracaktım da lafınızın bitmesini bekledim. Hayır istemeyiz. Zaten bir sürü şey getirmişsiniz. Ben sizden rica etmiştim akşamüstü bize yiyecek bir şey getirmeyin diye. Ama bakın yine getirmişsiniz. Ya çay kuru kuru gitmesin dedim de. Biz kuru kuru içiyoruz çayı. Öyle seviyoruz. Hadi siz toparlanın evinize gidin. Ben sizi beklerim. Doktorlardayken de beklerdim. Hep çıkışlarını. İyi akşamlar. Çıkın artık hadi. Madem oldu. İyi akşamlar. Ayaklarını da sürüyor. Vallahi bu kadına niye ben böyle oldum bilmiyorum ya. Ne kadar meraklı bir kadın bu böyle. Ensem kalktı yemin ediyorum.
Neyse sinirlen. Zaten deneme sürecinde yani. İşine sinmiyorsa göndeririz gider. Dert etme. Ben şu Tarık'ı arayayım da şimdi bir de bana geç aradın. Benim işim gücüm var demesin. Güzide. Hı. Hiç aramasan sen Tarık'ı. Onunla gitmek zorunda mısın Allah aşkına? Niye? Nasıl gideceğim? Bak ne diyeceğim sana. Tarık'a haber falan verme. Tamam mı? Buradan beraber atlarız gideriz uçakla. Örneği alırız, veririz laboratuvara. Sen sonucu çıktığında istiyorsan söylersin. Ay vallahi çok iyi olur. Tamam. Gerçekten çok iyi olur. Ha zaten Tarık'ın da çok derdi değil evladımı arayayım bulayım falan. Yani. Ay çok iyi oldu bu. Sağ ol Sezai ya. Dayı. Hasan. İyi akşamlar dayı. İyi akşamlar dayıcığım. Geçsene Hasan. Geç içeri. Az insan çok huzur. Oh. Ay Ayşe. Buyurun Yeşim Hanım. Ay sana zahmet olmazsa bana bir salep yapar mısın çıkmadan? Tabii hemen. Salep mi? Siz de ister misiniz Tarık Bey? Hayır hayır istemiyorum ben. Ayşe Hanım, Ozan nerede? Odasında mı? Bilmiyorum Tarık Bey. Gitti o. Gitti mi nereye? Vallahi koridorda karşılaştık. Bana ters ters baktı, kapıyı vurdu, çıktı gitti. Nereye gitti acaba? Nereye gittiyse gitti Murat. Koskoca adam. Zeliş'in peşine gitmiştir tabii. Akıllanmayacak. Bu akıllanmayacak. Kesinlikle akıllanmayacak. Vallahi bence Güzide ablanın yanına gitti. Bunu pimpon topu gibi düşün. Bir oraya gidiyorlar, bir buraya geliyorlar. Ama oraya karıştırdıkları gibi buraya geri damlarlar. Merak etme. Sıralama hiç şaşmıyor. Ya ne demek oğlum Zeliş beni terk etti? Ha? Asbaya terk etti işte dayı. Bu evlilik bitti dedi. Attı yüzüğü gitti. Yetişemedim. Telefonla kapalı şimdi. Dayı bakma bana öyle ya. Lütfen. Bari sen bana bunu yapma. Ya ne diyeyim ben sana dayıcığım? Ne diyeyim peki ben sana? Hayırlısı olsun bari diyeyim. Sen de bana hiç öyle bakma dayıcığım. Vah vah çok üzüldüm. Zeliş gibi bir kız kaçar mıydı diyemeyeceğim. Hiç kusura bakma. Tamam, tamam dayı, tamam. Hiç konuşmayalım o zaman, tamam. Eh, konuşmayalım. Şimdi zaten bir de annem kızacak. Yok Zeliş şöyleydi, böyleydi diye. Bir ton laf söyleyecek bana. Allah, hiç abartma istersen dayıcığım. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk Zeyno. Açsan sana bir şeyler hazırlayayım. Yok. Yok aç değilim. Sağ ol. Tamam o zaman ben sofrayı hazırlayayım. Hakim Hanım gelince beraber. Yok yok şey. Acele etme Zeyno. Ablam trafik var biraz gecikeceğim dedi. Tamam abi. Ne oldu oğlum peki? Hı? Ne oldu da yüzüğü kafanaydı? Ne olmadı ki? Kıyamet koptu. Sonrası da sen cehennem. Ya şu son zamanlarda şöyle rahat bir nefes alamadık be dayı. Ya her gün kavga olur mu ya? Her gün. Ya şimdi Ozan ağzımı açmayayım diyorum dayıcığım ama. Tamam aman 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 dayı sen ağzını açma. Tamam. Ya dayı bak anlamıyorsun. Ya ben bu kadını seviyorum ya. Ayrılmak istemiyorum ki. Ya bizim
hayatımız bak bir düzene girse, ya bir evimiz, işimiz, ya bizim ayrı bir düzenimiz olsa var ya, ben inanıyorum ya. İnanıyorum, ben biliyorum. Ya bak biz çok mutlu olacağız. Ya sen Zeliş'le mutlu mu olacaksın dayıcığım? Zeliş'le. Ya sen, ya Ozan ya. Ya sen hiç olaylara dışarıdan bir gözle bakmıyor musun dayıcığım? Ya bunca şey olmuş, hepsinin içinde benim karım var. Ya hiç mi acaba demiyorsun? Ya of of dayı ya, ben demiyorum ki Zeliş çok masum. Zeliş'in hataları tabii ki de var. Farkındayım, biliyorum da. Yani o da rahat durmuyor, bunu da biliyorum. He, buna da şükür. Babamla da aramı bozdu. Ya adam bize ne güzel şirket kurdu. Çalışacağız, para kazanacağız, tam düzenimizi kuracağız derken... Babanla nasıl aranı bozdu ya babanla? Bir saniye bayı. Ha? Hay Allah. Efendim. Ozan neredesin oğlum? Anneme geldim. Ne oldu? Zeliş'ten bir haber mi var? Hala Zeliş diyor ya. Allah'ım sabır ver bana. Bak Ozan, annene ağzından bir laf kaçırırsan. Bu saçmalama. Tabii ki. Tabii ben saçmalıyorum. Senin kadar ağzı sıkı birine tembihlenecek bir şey mi bu, değil mi? Bunu uzatmasak mı? Yeterince hakaret ettin bana zaten. Bana bak Ozan. Tek kelime diyorum. Güzide'ye tek kelime edersen beni ve şirketi unut, tamam mı? Tamam. Tamam dedim, tamam. Ne oldu? Zeliş mi? Ha yok. İşle ilgili. Şey diyordun, ne diyordun? Zeliş babamla aramı bozdu diyordun. Ya Zeliş şirkete ortak olmak istedi. Babam önce yarım ağızla bir evet dedi ona. Daha sonra da karı koca aynı işte doğru olmaz deyince de... Zeliş de kopardı kıyameti tabii. Aynen öyle oldu. Sonra da attı yüzü. Vallahi yok ya, vallahi. Bu kızda bir kanaatkarlık, bir minnet duygusu yok yani. Vallahi boşuna dememişler ya, anasına bak kızını al diye. Dayı. Ya tamam tamam ya dayıcığım, sustum ya, konuşmuyorum artık. Ver Zeyno, ver. Ver. Sen bırak. Ver bana. Ver, ben hallederim. Ver. Senin mama saatin mi geldi he? Mama mı yiyeceğiz biz? Mamasını isterseniz ben getireyim oğlum hanım. Yo yo, ben şimdi aşağıdan onu bulurum. Bir de sen şimdi derecesini falan da ayarlayamazsın. Ben halledeyim onu. Da sen dikkat et, tamam mı? Hiç gözünü ayırma. Hemen getiriyorum. Hemen geliyor annen. Hemen geliyor. Tamamdır. Hareketlendi bak, ne olursun. Ha, şimdi bile elini kenara. Siz merak etmeyin. Ben birazdan yastık da koyarım. Tamam tamam. Geldim Nazo, geldim. Ay inanır mısın? Hiç canım istemiyor. Ayaklarım resmen geri geri gidiyor. Vallahi ben de hiç istemiyorum ya. Ama yani gitmemiz lazım tabii. Muhalla Dicle'li bizi beğenmiyor. Düğünümüze teşrif etmek istemedi falan derler, aman. Beğenmiyorum. Nurettin'i de o sümsük oğlunu da beğenmiyorum. Belki nikahta keramet vardır da sümsük oğlu kendine gelir ha? Ha, nikahta keramet vardır diyorsun. Gerçi biz gördük, nikahta keramet mi varmış, kıyamet mi? Gördük. Teyzeciğim hadi hayatım, hadi gidelim hadi. Hadi geç kalacağız, gidelim artık. Çıkıyor musunuz? Maalesef çıkıyoruz. Ne güzel olmuşsun Nazoş. Teşekkür ederim. Çok eğlen. Tamam. Hadi. Görüyorsun değil mi Nazo? Kayınvalidesine bir tatlı sözü çok görüyor. Ay teyze hadi ya. Hadi. Tamam, getir şunları hadi. Koş koş. Al şunu. Ver, teşekkür ederim. Hadi madem. Aa kahraman geldi. Hoş geldin oğlum. Ne kadar şık olmuşsunuz. Olmuş muyuz? Doğru. Nurettin amcaların düğünü var değil mi?
Gitmeye mecburuz ama takı merasiminden sonra hemen kalkacağız. Gidin gidin. Hadi tutmayayım sizi ya. Gidin eğlenin. Tabii çok eğleneceğiz, emin olabilirsin. Hadi. Kahraman. Bir şey mi oldu? Senin neyin var oğlum? Hı? Yok, bir şey yok. Ne olacak ki? Ne bileyim oğlum, birkaç gündür suratın beş karış. Bir gerginsin, bir dalıp dalıp gidiyorsun. Ne oldu? Gayet iyiyim ya, sana öyle gelmiş, bir şey yok. Evet, hadi, hadi. Hadi artık gidiyoruz. Hadi yürü. Geç kalmayın. Sonra konuşacağız ama. Tamam, konuşacağız. Kahraman, hoş geldin. Ne oluyor? Ya bir şey var ve söylemiyorsun. Oğlum çok yorgunum ya. Bir duş alıp yatacağım ben, tamam. İyi geceler. Hayır. Yine aynı şey yapıyorsun. Niye kaçıyorsun sen benden? Oğlum yorgunum dedim ya. Yorgun değilsin kahraman. Bir şey var söyle. Sen bana küstün mü? Oğlum lütfen. Ya küsmüş olabilirsin ama sebebini söyle. Ya bir şey var ve bana söylemeye tenezzül dahi etmiyorsun. Bir dakika, bir dakika. Geliyorum. Aman, aman. Hemen geliyorum. Kahraman söylesene. Ne oldu? Ben ne yaptım sana? Bana değil. Kime? Kime ne yapmışım? Çok mu öğrenmek istiyorsun? Evet. Madem bu kadar duymak istiyorsun. Can? Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ne oldu? Ne oldu? Sadece yastığa uzanıyordum. 10 saniye bakmadım oğlum, oğlum. Yemin ederim. Bir dakika, ne demek yani? Düştü mü? Yataktan. Neresine vurdu? Neresine? Tamam. Başını mı? Tamam, yürü hastaneye. Hadi. Hadi. Bir şey olmayacak inşallah. Kapıyı aç, kapıyı aç. Tamam, korkma. İnşallah korkma. Kahraman. Hemen bir şey olur. Hemen yetişeceğiz, götüreceğiz. Tamam. Tamam. Tamam, korkma. Ben dedim ama. O bakıcı kızın yaşı çok küçük. Bebek falan bakamaz dedim. Ay bir şey olmasa bari abla Sabiha ya. Kız kafa üstü çakıldı diyorlar, baksana. İnşallah bir maraz kalmaz. İnşallah abla. Ağzından gel az. İnşallah. Hakim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir trafik var sana anlatamam ya. Kilit böyle. Taksiyi de zor buldum. Vallahi yani gitmiyor, trafik gitmiyor. Bir ara ineyim, yürüyerek gideyim eve falan dedi. Niye öyle bakıyorsun suratıma? Abla, hoş geldin. Hoş bulduk. Geciktin bayağı. Trafik vardı. Hoş geldin anne. Hoş buldum. Aç mısın? Açım. Yemeğe oturalım mı o zaman? Hep birlikte. Anne, biraz konuşabilir miyiz? Anıl, eski günlerdeki gibi. Benim seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Özledim. Çok özledim ben annemi.
Biz mutfağa geçelim o zaman. Hı. Gelsene. Dinliyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Anne ben... olanlardan dolayı çok üzgünüm. Seni kırdık. Üzdük. Ben... yapmam gerekenleri yapamadım. Söylemem gerekenleri söyleyemedim. Ben... ama bak anne ben... yani sevdiğim için ben Zeliş'i seviyorum. Biliyorsun oğlum. Anladık onu tamam. Seviyorum ama biliyorum. Ya bak farkındayım. Zeliş'in de hataları var. Ben yok demiyorum ki. Ozancığım, anneciğim eğer buraya Zeliş'i aklamaya geldiysen... ben gerçekten buna hazır değilim. Hayır, hayır anneciğim, hayır. Konu Zeliş değil. Konu benim anne. Benim hatalarım. Tamam. Bunu konuşabiliriz. Bunu konuşabiliriz. Tamam. Herkes hata yapar Ozan. Hatanın iki sonucu var. Bir, ders alırsın. İki, ders almaz ısrar edersin. Hata yaptığını kabul etmezsin. Ben ediyorum, ben. Hata yaptığımı kabul ediyorum. Ama yine yapıyorum. Ben niye durmadan hata yapıyorum? Ben niye hiç sana benzemiyorum kendine? Niye? Babam ne dedi biliyor musun? Dedi ki, karışan oğlum değil de keşke sen olsaydın dedi bana. Densiz. Senin baban densiz. Keşke o da babanız olmasaymış. Densiz herif. Böyle kendimi böyle... böyle yerlere atasım geliyor ya. Kendim böyle duvardan duvara çarpasım geliyor. Ben niye böyleyim ya? Niye böyleyim? Böyle konuşma ne olursun Ozan. Böyle konuşma rica ediyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Benden vazgeçme anne. Ozancığım. Ozan. Hiçbir anne evladından vazgeçmez çocuğum. Olur mu öyle şey? Sen benim kalbimsin anneciğim. Siz benim kalbimsiniz Ozan. Kalbimsiniz. Anne özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Sana karşı çok mahcubum. Çok. Özür dilerim. Canım. Bak bir şey daha söyleyeceğim Ozan. Hayatta her şeyin fazlası zararlı. Sevginin bile. Yani birini çok seversin. Onun yaptıklarını görmezsin. Olmaz. Olmaz anneciğim. Yani tabii anlıyorum. Tabii yani kalbinin sesini dinle.
Ama aklının sesine de kulaklarını kapatma, olur mu oğlum? Mantığını kullan. Anladım. Hı. Anladım. İnan ki anladım. Tamam. Tamam. İyi ki benim annemsin. Aa, canım benim. İyi ki benim oğlumsun Ozan. Canımın içi. Bir tanem. Bir tanem benim. İyi ki varsın oğlum. İyi ki benim oğlumsun. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Ama aklını başına al. Vallahi tokatlarım seni. Canım. Canım seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anne. Hiç unutma. Annen seni çok seviyorsa. Oh, oğlum benim. Canımın içi benim. Oğlum, bir tane. Ya beynine bir şey olduysa, ya şu an biz anlamıyorsak hiçbir şey. Oğlum dur, ne olur kötüyü düşünme, bir şey olmayacak. Dur sakin. Yine durmuyor ki benim aklım. Yani küçücük çocuk bunun kafatası ne ki? Neyi koruyacak bu çocuğun kafası? Tamam haklısın. Bir doktor hanım gelsin bakalım, bir çıksın sonuçlar, dur. Evet. Canı tomografi sonuçları çıktı. Evet. Temiz. Hiçbir anormallik yok. Oh. Oh. Allah'ım ömrümden ömür gitti sana. Çok şükür. Gözünüz aydın. Böyle gelmiş geçmiş olsun. Can sana da geçmiş olsun. Yarabazlık yapmaya biraz erken başlamışız herhalde. Ha, öyle olmuş. Annesine çekmiş. Babamız daha uslu bir çocukluk geçirmiş herhalde. Peki sayılmaz ama neyse, sizin çok vaktinizi almayalım. Biz çok teşekkür ederiz her şey için. Rica ederim, geçmiş olsun. Çok sağ olun. Yani yapmamız gereken bir şey var mı? Eve gittiğimizde ne yapalım? Yarın getirelim mi tekrar? Yok ama bu gece müşahede altında tutun. Zannetmiyorum ama bir anormallik, kusma falan bir şey olursa haberleşelim. Tamam. Merak etmeyin, ben zaten sabaha kadar otururum onunla. Oylum Hanım çok şanslısınız. Eşiniz gerçekten harika bir baba. Evet. Tekrar çok teşekkürler her şey için. Çıkabiliyoruz değil mi? Tabii tabii. Geçmiş olsun. Buyurun çıkabilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. Abla. Ne yiyorsun? Karnım acıktı. Aa. Ne koydun ya? Onun içine bakayım. Kavurma. Babam da severdi böyle. Şey, limon da sıkardı içine. Sıktım zaten. Vallahi. Yiyeceğim mi? Yok yok şey. Ben yemeyeceğim. Şey, Zeynol'a yedik zaten biz akşam yemeğimizi de. Bir de şey kiloma dikkat ediyorum ya bu ara. Fark ediyor musun? Çok. Aradaki fark. Farkındayım. Yemekten sonra özellikle çok belli oluyor. Değil mi? Ya şey. Zeliş'le ayrılmışlar. Kim? Aa. Bu. Ya. Sana söylemedi mi? Hayır dur, şöyle yani, o Zeliş konusunu açmaya çalıştı, ben kapattım. Baya baya ayrılmışlar mı yani? Ayrılmışlar ama. Tarık Efendi şirket kurmuş bunlara. Zeliş'i ortak etmiş şirkete, sonra da ayrılmış şirketten. O da basmış gitmiş. Ama gitsin gitsin, gitsin gitsin gitsin. Gitsin. Yalnız bu şirket mevzu. Yani bir işkillendim ben bu işten. Yani niye bu adam yani iş bulmak varken şirket kurdu ki onlara? Yani yalan yok abla, yani benim de içime bir kurt düşmedi değil. Evet ya, yani ne oldu da babalığını falan mı hatırladı da şirket kuruyor? Bunun menfaat olmadan asla böyle bir şey yapmaz bu. Ya şimdi Ozan kara listede ya abla. Belki onun içindir diyorum. Hayır değil canım, yani kara listede de olsa müvekkillerinden birinin yanına sokabilirdi yani. Bak niye işkilleniyorum biliyor musun? Bu adam şimdi bu şirket üzerinden kara para falan aklıyor olabilir mi? Vallahi olur mu olur abla? Ya, Tarık Efendi sonuçta. Evet. Benim Ozan'a bir iş güç bulmam lazım. Devreye girmem lazım. Ya, sanki en doğrusu seni bulman gibi olacak abla. Ha? Dinlerse beni. Dinleyecek gibi mi? Yani... Söz verdi. Hadi.
Hadi sen yemeğini ye. Hadi soğutma. Hadi. Ya benim yüzümden mi oldu bütün bunlar acaba ya? Yani bunun sebebi ben olabilirim. Bak ben bu çocukları büyütürken çok mu sevdim acaba? Az mı sevdim? Çok mu sıktım? Çok mu bıraktım? Ne yaptım ben? Niye eğitemedim? Niye öğretemedim ben bunlara ya? Vallahi sen bir yere kadar öğretirsin abla. Yani bir de hayat diye bir şey var biliyorsun. Hayat bazen diyor ki insana. Sen bir dur diyor. Sen bir dur. Bir geç kenara diyor. Ben öğreteceğim diyor. Hata yaptıracağım diyor. Yanlış yaptıracağım diyor. Ben de böyle öğreteceğim diyor. Ne güzel konuştun öyle Ümit ya. Vallahi mi? Vallahi bir öpesim geldi. Ciddi misin sen? Vallahi. Gerçekten. Vallahi. Ay öpsene bir. Ay. Ay dur dur ağzım yağlı. Ya, dur, sakın. Ya. Ay tamam ya ben sonra öpeyim. Allah aşkına. Ay dur. Öpeyim, dön öyle. Dur. Yürüp seni. Yine sol olsun yaptım. Bırak şunu iyi bırak. Bundan sonra asla sana sincabım demeyeceğim. Tavşan falan da yok. Çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Belki anlıyordur. Yok bundan sonra böyle sakin hayvanlardan bahsedeceğiz. Tamam mı? Ölüm nereden aklına geliyor bunda? Ya etkileniyorsa? Şu ya şu kadarcık çocuk ne demek yataktan atlamak? Hı? İyi ama değil mi kahraman? Yani kusmadı. Öyle çok büyük bir huysuzluğu falan da yok. Normal bence. İyi iyi. İyi doktor dedi zaten bir şey yok. Her şey de gayet iyi. E tamam her şey yolunda işte oğlum. Sen de bugün yoruldun, gerildin. Bence sen çık yat. Ben buradayım ya gerisi bende. Asla yatma. Olur mu öyle şey? E esniyorsun. Esneme alıştı. Alıştı. Uyku deyince oluyor. Hayır biz sabaha kadar bekleriz oğlumla değil mi? Ha? Eminsin. Eminim. Hem bak ışık falan yanık hiçbir şey yok. Çok ciddiyim. Sen çok yoruldun asıl. Çık birazcık yat sonra bek gelirsin. Tamam iyiyim ben. Ben de iyiyim. Ya sen bir şey olsa ses de çıkarır. Buradayız. Nasıl istersen. Ozan yumurtayı nasıl yapayım? Fark etmez Zeyno. Siz nasıl isterseniz ben de öyle yerim. Tamam. Ümit abi göz göz mü olsun yoksa omlet mi yapalım? Nasıl ya? Yumurtayı abi. Çok güzel domates sosumuz var ya menemen yapsak mı? Gene mi ya? Dayı ne oluyor? Yine reddettiler değil mi abi? Ya reddettiler Zeyno ya. Ya yine reddettiler. Reddettiler. Neyi reddettiler? Kızını görmek için İsveç'e gitmek istiyordu ya. Bize başvurusunu reddetmişler. Hadi ya. Değil. Yok.
olsun ya. Ya 4 kere başvurdum vizeye. Ya delireceğim ya. Ya her seferinde bir umut. İşte İsveç'e gideceğim. Denizimi göreceğim. Onu böyle diyorum ki, böyle alacağım onu. Böyle bağrıma basacağım diyorum. Ya olmuyor dayıcığım ya. Ya olmuyor ya usta. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben dayıcığım? Ne yapacağım? Acaba biraz. Ay. Neredeydi benim o çantam ya? İpek kızım, çamaşırım var diyordun. Aman amca, bir şey mi oldu? Kirlilerini aldım. Kapıyı çaldım, cevap gelmeyince çıktın sandım. Anladım. Bu kumaşı hatırlıyorsun değil mi Numan amcacığım? İpek ya bu. Hassas programda yıkamak lazım. Dikkat edersin değil mi? Tamam. Sağ ol. Benzin alacaktım değil mi ya? Ay Allah'ım. Neyse canım. Canım sağ olsun. Dayıcığım. Sağ ol dayı. Afiyet olsun. Şey, bir şeyler koyayım mı çayın yanına, yer misin? Aa yok, yok dayı, sağ ol. Valla. Abla çıkıyor musun? Aa çıkıyorum. Şey, ben bıraksaydım sizi havaalanına. Şimdi bu saatte taksiyle uğraşmayın. Yok yok, taksiyle gitmeyeceğim. Sezai alacak zaten. Ankara'ya mı? Ankara'ya. Ozan ne oluyor? Yok bir şey, bir şey yok. Anneciğim, yani o da dünyaya getirdiğim bir çocuğum. Kardeşin. Kardeşim. Kardeşim tabii Ozan, yani merak etmeyeyim mi? Ne yapıyor, nasıl? Merak ediyorsun. Anneciğim, ne yapıyorsa yapıyor. Sana ne? Bize ne bundan?
Yani adam bu vakte kadar sensiz yaşamış. Bundan sonra da yaşar herhalde. Ya dayıcığım Allah aşkına ya. Ya dayı yalan mı ya? Adam bu yaşına gelmiş. Biz mi vardık yanında? Yok. Yani biz yoktuk diye şimdi de olmayalım mı Ozan? Ya anne tamam. Tamam sen ara o zaman. Tamam peki. Sezai geldi. Ben gidiyorum. Abla iyi yolculuklar. Sağ ol. Ver çocuğum ben giderim. Ya ben haksız mıyım dayı ya? Koskoca adam bulup oğlum mu diyecek yani şimdi? Demeyecekse niye arıyor? Merhaba. Ne işin var senin burada? Selam. Bahsetmiştim ya size her sabah koşuyorum ben diye. Ha evet. Söylemiştin, hatırladım. Siz de mi burada koşuyorsunuz? Tesadüf. Yok, her zaman değil. Bazen burada, bazen başka bir yerde. Hep aynı yerde koşmaktan sıkılıyorum biraz. Haklısınız. İnsan koşarken böyle değişik bir şeyler görmek istiyor. Evet. Çok tutmayayım ben sizi o zaman. Terimiz de soğumasın. Tamam. Şirkette görüşürüz. Görüşürüz. Oltan Bey. Ben yalnız koşmaktan çok sıkıldım. Sizle koşsam olur mu? Olur ama ben tempo yapacağım. Olur, uyar. Sen bir şey yiyecek misin canım? Ben hiç öyle aç değilim. Ama istersen bir şeyler ye istersen. Açlıktan değil de yesem mi dedim ama... Neyse boş ver, boşu boşuna karbonhidrat mı yiyeceğim? Bence de. Aa geliyor. Selam, hoş geldin. Hoş buldum. Ne habersiniz kızlar? İyiyiz. Senden ne haber? Çok iyiyim. Hemen ben de kahvemi söyleyeyim. Pardon. Ben bir latte rica edeceğim. Bir de su istiyorum ama su soğuk olmasın. Dışarıdan olsun lütfen. Ben de bir su alayım ama soğuk olsun benimki lütfen. Tabii ki. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Çok mersi. Ne oldu? Senin aklına bir şey mi geldi öyle yüzünde güller açıyor? Çakıllan çıkmıyor ki. Ne o aklındaki? Ne olabilir Aslı'cığım? Ya ben bir adamı beğeniyorum. Onunla boşlanıyorum ya. Hangi adamıyım? Kız beni delirtecek. Aslı ben hangi adamla boşlanıyorum? Pardon. Oltan Kaşifoğlu diyorsun sen. Aynen öyle. Oltan Kaşifoğlu. Hayatım aynı yerde çalışıyorsunuz. Adamın yanında çalışıyorsun sonuçta. Biraz böyle fırsatları değerlendir. Birazcık flört et falan. Sakın. Sakın İpek. Sakın öyle bir şey yapma. Yani Oltan amca öyle işveyi cilveye düşecek bir adam değildir. Aksine ters etki yapar seni bir daha yanına asla yaklaştırmaz. Bak sakın yapma İpek. Serra haklı olabilir biliyor musun Asra? Yani ben de Oltan'ı ilk gördüğümde öyle bir etki aldım. İşveyi cilveye düşecek bir adama benzemiyor gerçekten. Ne yapacaksın peki? Var bir şeyler aklında. Kızlar, çok derinden gizli gizli ilerleyeceğim. Oltan Kaşifoğlu bana nasıl tutulduğunu anlamayacak. Bu kadar söylüyorum. Hadi bakalım. Selamet, duydun mu beni? Bak geldiğimde her şey hazır olacak. Yok hocam bu yetişmedi, yok hocam o eksik kaldı. Anlamam, mazeret de kabul etmem ona göre. Tövbe haşa, bizde mazeret olmaz hoca hanım. Geldiğinizde her şey tamam olacak Allah'ın izniyle. Geldi mi malzemeler? He geldi geldi, çocuklar yerleştiriyor. Çorba? Mehir mi yaptıracaksın çorba? Vallahi erik diye düşündük ama mehir diyorsanız mehir yaptırırız hoca hanım.
Tamam, hedik de olur. Hedik olsun, hedik. Başka? Salata, etli pilav, burma. Burmayı boş ver. Zingil olsun tatlı, zingil. Kaç zamandır burnumda tütüyordu. Ha bir de Selamet, bu çoluğa çocuğa hediye alacağız ya. Sen onları halledersin değil mi? Hallet. Ne haber ablacığım, nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. Tolga gelmedi değil mi daha? Şey, ne zamanmış uçağı belli mi? İnmiş. Aradı, yoldayım, geliyorum dedi. Ya ama Selin ya. Ne ama Selin ya? Ablacığım, hani üzmeyecektin artık kendini, bakmayacaktın şu fotoğraflara. Versen onları bana hadi. Resimlerine bakmayınca bebeğimi unutacak mıyım Serra? Sanki hiç olmamış. Karnımda taşımamışım. Tekmelerini, ellerini, ayaklarını hissetmemişim gibi mi davranacağım bunlar olmazsa? Hayır. Hayır, öyle davranmayacaksın tabii ki ama kendine çok fazla acı çektiriyorsun Selin. Benim acım hep taze. Tam şuramda. Doktor bebeğin gitti. Bir daha da anne olamayacaksın dediği günden beri. Tam şuramda. Hep. Tolga geliyor Selin. Ver şunları bana. Sil gözyaşlarını hadi lütfen. Lütfen bak, belli etmememiz lazım biliyorsun. Hadi. Bakayım. Hadi toparlan. Tamam mı? İyi misin? Ben geldim. Ah. Hoş geldin Kore Fatih'i. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın canım? Seni çok özledim. Ben de çok özlemişim. Ne haber Serra? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Nasıl geçti toplantıların? Yolunda gitti mi her şey? Bayağı iyiydi yani. Bir iki haftaya imzalarız. Oh, çok sevindim. Ben de çok sevindim ya. Tebrik ederim bu arada gerçekten. Yani resmen dünyanın öbür ucuyla iş yapıyorsunuz. Bravo Tolga. Sağ ol Serra. İstediğim parfümleri getirdim. Bunu burada bulamamıştın ya, orada denk geldim. İki şey aldım bundan. Teşekkür ederim. Ne zahmet ettin. Ya ne zahmet, olur mu? Serra, bu da senin için. Ya en sevdiklerim. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ve en önemlisi, bu da kızımız için. Norige diye bir şey. Bu Kore'de böyle ilk doğan çocukların odasına asılıyormuş. Uğur getirdiğine inanılıyormuş. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Değil mi Selin'cim? Hı? Çok güzel. Yani sen beğenmediysen asmayız canım. Beğendi. Beğendin değil mi Selin'cim? Çok beğendin. Değil mi ablacığım? Bu çok güzel. Çok beğendim ben. Asarız kızımızın odasını. Otursana sen, yorulmuşsundur. Bu kadar yol yaptın. Prensesim nasıl benim? Her şey yolunda mı? Hı hı. Yolunda. Çok iyi kızımız. Anneyi hiç üzmedi. Sadece babayı çok özlemiş, o kadar. Baba da sizi özledi. Bu çok güzelmiş. Değil mi?
tatlı baksana. Alo Serra. Tolga geldi mi? Geldi. Geldi Otan amca. Biraz önce girdi eve. Ve? Ve Selin tamam. Her şey konuştuğumuz gibi. Yani hiç çaktırmadı Selin. Hiçbir problem yok. Güzel. Oğlum. Hayır dedim. Ya biz kötü bir şey için gitmiyoruz ki. Alacağız, bebeği götüreceğiz. Memleketteki hısım, akraba, tanıdıklar görecekler bebeği. Dualarını edecekler, maşallah takacaklar. Alacağız, getireceğiz, bu kadar. Hayır, ne Can ne ben. Diyarbakır'a gelmiyoruz. Ya niye, niye anlamıyorum. Bu çocuğun baba tarafı Diyarbakırlı. Koskoca aşiret. Orada yüzlerce, binlerce insan var ya Can'ı görmeyi bekleyen. Tamam. Gelip görebilirler, buyursunlar, buraya gelsinler. Allah'ın seversen ne diyorsun ya oğlum? Koskoca aşiret kalkacak Diyarbakır'dan İstanbul'a gelecek bebeği mi görmeye? Olmaz. Ha? Biraz olmaz. Mantıklı ol ya. Olmaz. Niye? Ya istemiyorum. Oğlum sen Behram'la evlendiğinde bilmiyor muydun? Behram'la evlendiğin zaman Dicle'li ailesini bilmiyor muydun? Bu aşireti, bu kalabalığı. Evet Dicle'li ailesinin başı, lideri. Bitkisel hayatta şu an. Ama kalbi attığı sürece de öyle olacak. O yüzden senin de onun da Can'ın da mesuliyeti var. Sorumluluğu var. Tamam mı? Sen istesen de istemesen de böyle olacak. Biliyordum ama şartlar böyle değildi. Ben Can'ı oraya götürdüğümde herhangi biri gelip Can'ı elimden alabilir ve ben hiçbir şey yapamam. Allah Allah, sen hala orada mısın ya oğlum? Ben bunu değiştirmek için daha ne yapabilirim? Ne yapabilirim ya? Koskoca aşiretin işi gücü yok, kafa kafaya vermişler. Oğlum gelsin de bebeği elinden alalım mı diyecekler. Niye desinler? Kimsenin böyle bir isteği yok. Kimsenin böyle bir talebi yok. Teyzen, teyzen ilk fırsatta Can'ı almaya çalışmıyor mu kahraman? Tamam, ben de fırsat vermedim ama teyzeme engelledim. Yine olsa yine engellerim, sonuna kadar engellerim. Ama sen de sana sunulan her şeyi reddetme. Sen de her şeye itiraz etme. Lütfen ya, lütfen, kötü bir şey yok diyorum, daha ne diyeyim? Ne oldu ya? Diyarbakır mevzusu mu? Ya oğlumcuğum. Hayır tamam, gitmemeni anlayabiliyorum. Gerçekten anlıyorum. Ama bak kötü bir şey olmayacak gerçekten. Bak onlar sadece bebeği görmek istiyorlar. Bebeği sevecekler o kadar. Kötü bir şey yapmayacaklar. Yani yapmaya kalksalar da zaten kahraman ve ben buna asla müsaade etmeyiz. Ya sen bizi tanımıyor musun? Çok yoruldum ben. Yani söz mü? Yani söz versen ne olacak ki zaten? Söz bir tanem. Söz. Hı? Hadi. Tamam. Tamam. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Kapalı annemin telefonu. Güzel. Günübirlik kiraladık bunu değil mi? Günübirlik. İcap ederse uzatır. Şurayı bir imzalayacağım abi. Şuraya mı? Aynen. Depo nasıl? Fulledim abi. İyi, güzel. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet. İyi günler. Biz Hakan Sezeroğlu'yla görüşmek istiyoruz da burada müdür yardımcısıymış. Niye arıyorsunuz Hakan Sezeroğlu'nu? Bir konuyla ilgili görüşeceğiz. Neyi oluyorsunuz? Bir şey olmuyoruz kardeşim. Bir mesele var, onunla ilgili konuşacağız. O kadar. Ben müdürümle görüşeyim. Size haber edeyim o zaman. Teşekkürler.
Allah Allah. Niye şimdi gidip müdüre sorayım ki? Ne biçim şey bu böyle? Bir tuhaflık var. Hakan deyince nasıl yüzü değişti gördün mü? Enteresan. Allah Allah. Yüzde girmeye mecbur değiliz. Tamam mı? Vazgeçebiliriz. Ya. Döneriz havalanına. Ha? Yok hayır. Vallahi ben... ilk kuşakla gideriz İstanbul. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Sen bilirsin. Buyurun gidelim, bekliyor. Teşekkürler. Rica ederim. Gel. Getirdim müdürüm. Tamam, gelsinler. Teşekkürler. Merhabalar, ben avukat Güzide Özgider. Memnun oldum. Avukat arkadaşım Sezai Okuyan. Memnun oldum, ben de. Buyurun. Teşekkürler. Hakan arıyor musunuz? Evet. Neden? Ne yapacaksınız Hakan'ım? Bir davamız var da onunla ilgili görüşecektik. Hakan avukatı mısınız siz? Yok değiliz. Neden? Çünkü çok sağlam avukatlara ihtiyacı var şu an. Hani böyle ipten adam alır derler ya. Tam da öyle avukatlar lazım. Cezaevinde de kendisi. Aa öyle mi? Sebebi ne? Hangi suçunu sayayım avukatım? Hizmetine para geçirme, rüşvet, görevi kötüye kullanma. Ne ararsanız var. İyi günler. İyi günler. Gerçekten sinirim bozuldu ya. Eşmeli'deki çocuk küfür bastı. Ve şimdi bu hapishanede. Allah'ım ya, herhalde ben sınanıyorum. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozacak bir şey yok ki. Güzide niye karalar bağlıyorsun Allah aşkına? Ya tut ki Hakan senin oğlun çıktı. İşte bir gerçeği öğrenmiş olacağız hep birlikte. Kafandaki soru işaretinden kurtulacaksın. Değil mi? Evet. Geldiler, geldiler. Hoca hanıma geldiler. Hoca hanım gelmiş. Koş, koş. Hoş gelmişsin beyim. Hoş geldin. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş geldin beyim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk selamet. Merhaba ağalar. Hoş geldiniz Muhalle Hanım. Hoş geldiniz Hoca Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Size gelinimle torunumu getirdim. Berhan Dicleli'yi getirdim. Merhaba. Maşallah. Maşallah. Sağ olun. Canım buyurun, buyurun. Buyurun. Canım nasılsın? Teşekkürler. Sağ olun. Gel oğlum. Hoş bulduk, gel. Hoş bulduk. Gel. Sofrayı hazırlamışlar. Oğlum nereye oturmak istersin? Şöyle geçeyim fark etmez. Tamam. Ya emmim bir sandalye getirsene şu bebeğe. Tamam be. Sana zahmet. Oğlum sen öyle otur çocuk rüzgar almasın. Tamam. Elinize sağlık. Çok güzel hazırlamışsınız her şeyi. Sağ olun. Afiyet olsun inşallah. Harika bir sofra olmuş. Gerçekten ellerinize sağlık. Hanım yengemiz de Behram ağamızın oğlu gelmiş. O kadar uğraşacağız tabii. Böyle kupkuru mu yiyeceğiz? Nerede çaylar? Geldi 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 hocanım geldi. Hadi servis yap sen. Bana şu şeker lokumundan ver. Kim yaptı bu şeker lokumunu? Atika ablayla beraber yaptık. Ay harika görünüyor. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Oylum Hanım'a da ver. Yok ben alırım sağ olun. Ben alırım. Ama bu şeker lokumunu denemen lazım. Bu Diyarbakır'ın has tatlısıdır. Öyle İstanbul'dakilere benzemez diyor. Tamam. Gözlüğümü açalım mı? Ayran da yaptık ister misiniz? Yok çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sonra yesem olur mu? Tabii. Nasıl?
Hı, bebeğim? İnşallah saklasın. Sağ olun. Maşallah. Amin. Sağ olun. Selamet, gel bakalım bir. Buyurun hocam. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Sayenizde hiçbir sıkıntımız yoktur hocam. Emin misin? Eminim hocam. Kontrol edeceğim bak. Nazan bir şu işlere güçlere bakalım biz. Ne yapmışlar? Ha kahraman? Bir mutfağa bakalım biz. Hadi kızlar tamam. Mutfağa. Hadi tamam. Size afiyet olsun. Hadi kızlar. Geç kalmayın. Bakalım şu mutfakta neler oluyor. Neler yok. Oğlum. Bak bari şu maleplinin tadına bak. Vallahi Diyarbakır'dan başka yerde yemezsin bunu. Hı? Harika. Çok güzel. Selamet. Emret hocanım. Bunlar erkek çocukları. Kız çocuklarına oyuncak almadınız mı? Var burada hocanım. Ay çok güzelmiş. Teyze. Çok güzel. Bunların içinde ne var? Aç bak. Kime vereceksin bunları? İşte maraba başılara, usta başılara, kahyalara, ortakçılara. Hepsini marabalara vermeyeceksin değil mi? Yok, onlara kişi başı 300 lira veririm dedim. Az mı olur? Yok canım, gayet iyi. Ensar, buradan sen sorumlusun. Dağıtım senin üzerine, ona göre. Baş üstüne hocam. Hadi Nazan, hadi biz işimizin başına kaçalım. Hanımlar kolay gelsin. Allah razı olsun hocam. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Vay vay. Neler yapıyorsunuz? Of. Hazırladınız mı çayları filan? Semaver kaynatıyoruz hocam. Bir iki semaver değildir inşallah. 3-4 tane semaver kaynatın. Misafirler çaysız kalmasın. Çaysız bırakır mıyız hocam? Dicleli konağı burası. Aferin. Aferin. Sen ne yapıyorsun? Hedik çorbası. Ver bir kaşık tadına bakayım. Harika görünüyor bu. Sen de bir baksana tadına Nazan. Tuzu mu eksik acaba? Bakayım. Hayır çok güzel tam kararında. Tamam. Eline sağlık. Afiyet olsun. Limonatalar nerede? Şerbetler, limonatalar? Her şey hazır hocanım. Bir karıştırması kaldı. Ama acele edin. Şimdi misafirler neredeyse gelecek. Merak etme. Tamam hadi. Ya. Hadi Nazlı hadi işiniz çok kolay hadi, gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Neler pişti ay bakalım. Ay teyze şuna bakar mısın? Ne var? Ha burada kavurma var. Yahya Usta kavurmaları iyi yapsaydın, iyi pişirseydin. Bak insanların ağzında katır kutur olmasın. Olmaz hoca hanım. Evelallah lokum gibi lokum. Lokum. İyi bakayım ver bakayım. Bir hakim hanım denesin. Bakalım lokum muymuş, nasılmış görelim. Ağzın yanmasın. Tamam tamam. Nefis lokum gibi. Eline tamam, sağlık. Olsun, sağ olasın Nazan Hanım. Eline sağlık. Sağ pilav ustası. Tane tane oldu mu pirinçler? Olmaz mı hoca hanım? Kum gibi akıyor. Ağzınıza layık. Akıt bakayım. Akıyor hakikaten. Evet akıyormuş. Ya tuzu da yerindeyse lezzetli bir pilava benziyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun hocam. Orada da ayranlar, limonatalar. Hepsi aferin, hazır hocam. Aferin. Çaylar da olmuş. İki çaydanlık daha yapın. Yetmez dedim mi ben? Tamam, tamam Selamet. İyi. Elinize sağlık. Sağ olun. Hadi sağ biraz olun. Daha hareket. Ha? Biraz daha çabuk olsun. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın sen? Kaka mı yaptın sen? Altını mı kirlettin sen? Senin altını temizlemek vakti mi acaba? Can, ay ben seni yerim. Ay ben seni yerim, ben seni yerim. Tamam.
Hemen temizleyebiliriz. Hemen temizleyelim. Oylum. Yardım ihtiyacın var mı? Yok, biz hallediyoruz. Altını değiştiriyorum. Hadi bakalım, gel. Ne istedin? Islak mendilini unutmuşum. Bakayım. Çanta değil mi? Evet. Tamam Can, tamam, bir şey yok. Teşekkür ederim. Bir şey yok, tamam, tamam. Ya amcasının bir tanesi ya, amcasının kuzusu ya, temizlenecek mi şimdi? He? Tamam, tamam, bak hemen bitecek. Tamam, tamam. Tamam, hadi bitiyor, bitiyor, bitiyor. Hadi. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Müdür Bey, şimdi siz Hakan Sezeroğlu'nu niye görmek istediğimizi merak ediyorsunuz haliyle. Pek fazla ziyaretçisi olmuyor da. Bir de böyle iki avukat birden gelince şaşırdım doğrusu. Şunu söyleyelim, aslında biz onun davalarıyla ilgili görüşmeye gelmedik ya. Yani avukatlık kimliğimizi getirmedik buraya. Ne olarak geldiniz peki? Akrabası mısınız Hakan'ın? Yani bu konu biraz hem uzun hem karışık. Ben olabildiğince kısa ve anlaşılır anlatmaya çalışacağım şimdi size. Ben 1998 yılında Eşmeli'de bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Yani getirdiğimi düşünmüştük ama aslında kız çocuğu dünyaya getirmemişim. Şöyle, yaklaşık olarak bir ay önce çok da rastlantısal bir şekilde kızımızın öz kızımız olmadığını öğrendik. Yani ne eski eşimle ne de benimle herhangi bir biyolojik bağı yok. Açıkçası yani çocuk karışmış. Ciddi mi avukat hanım? Böyle şeyleri filmlerde görüyoruz da gerçek hayatta da oluyor mu böyle şeyler? Maalesef o da bizim başımıza gelmiş. Biz bir araştırma yaptık bunun üzerine Müdür Bey. O gün hastanede 5 tane çocuk dünyaya gelmiş. Bunlardan bir tanesi de Hakan Bey. Ha, anladım, anladım. O halde siz Hakan'ın çocuğunuz olup olmadığını anlamak için DNA testi yaptıracaksınız. Evet. Anladım. Çok haklısınız avukat hanım. İnsan öz evladını merak eder tabii. De, umarım Hakan sizin çocuğunuz değildir. O gün hastanede doğan diğer bebeklerden biri sizin çocuğunuzdur. Niye öyle söylüyorsunuz? Çünkü Hakan çok yakın zamanda çıkacak gibi gözükmüyor. Hakan'ın yargılandığı suçlardan bilginiz var mı? Bilmiyorum. Evet, evet. Bazılarını duyduk. Zimmet, dolandırıcılık falan. Büyük zarar bırakmış şirkete. Büyük. Tam 43 milyon lira. Ne diyorsunuz? 43 milyon. 43. Bu da şimdi bilinen avukat bey. Dahası da var deniyor. Bu DNA ile ilgili prosedürde bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii ki avukat hanım. Tabii ki. Fuat. Buyurun müdürüm. Fuat, Hakan Sezeroğlu'nu getirin. Ziyaretçileri var. Baş üstüne. Masalar daha hazır değil Selamet. Misafirler kapıya dayanacak. Dayanmadan oturalım şu masanın başına. Sen merak etme hocanım. Hepsi hazırlanıyor. Hiç merak hazır etme. Servis nerede? Hazır, hazır hocanım. Hazırsa neyi bekliyorsun? Koş kızım, koşun artık. Biraz daha hareketli. Biraz daha canlı. Teyze, teyze, her şey çok güzel oldu. Bayıldım. Tamam, güzel oldu da yetişmeyecek Nazan. Hayatım yetişir, yetişir. Oğlum nerede? İçeride hocam, bebeği giydiriyor. Tamam, bebeği giydir, balsın gelsin. Tamam, çabuk.
Şunu da. Limonatalar falan hadi. Boş durun. Hepsi hazırlanıyor hoca hanım. Sen hiç üzme kendini. İnşallah. Hakan Sezeroğlu'nu getirdim müdürüm. Alın içeri. Gel. Şöyle oğlum. Güzide Hanım ve Sezai Bey seni görmeye geldiler. Bu arada ikisi de avukat. Sen çıkabilirsin Fuat. Ben avukat istiyorum demedim ki. Biz de avukat olarak gelmedik zaten oğlum. Başka bir mevzu var. Başka bir mevzu derken anlamadım. 1998 Eşmeli doğmuşsunuz değil mi? Evet. Hastanede doğdunuz. Yani evet de bunları bana niye soruyorsunuz anlamadım. O gün o hastanede... Ben de bir bebek dünyaya getirdim. Bir kız çocuğu doğurdum. Daha doğrusu aslında kız çocuğu. Çok özür dilerim. Sinirlerim çok duygusal anlamda biraz yorgun. Ozan'a çok benziyor. Affedersin oğlum. Şimdi anlatacağım daha düzgün bir şekilde. Kısacası yavrum... o gün... benim bebeğimi bir başka bebekle karıştırmışlar. Yani benim çocuğumu bir başkasına vermişler. Diğer ailenin çocuğunu da bana vermişler. Yani benim kızım sandığım çocuk benim kızım değilmiş. Hakan, o gün Eşmeli'de doğan 5 çocuktan birisin oğlum sen, tamam mı? Güzide Hanım'ın karışan çocuğu olma ihtimalim var. Gerçekten... Yani var mı böyle bir ihtimal? Siz benim annem olabilirsiniz, doğru anlamış mıyım? Yani olma ihtimalim var. Güzide Hanım, senin biyolojik çocuğu olup olmadığını anlamak için DNA testi yaptırmak istiyor Hakan. DNA testi? Yani tabii şey, eğer izin verirseniz. Vermezsen? Vermezsen mahkemeye başvururuz. İş biraz uzar. Ama sonunda yine yaptırmak zorunda kalırsın, tamam mı? Verecek misiniz? Tabii. Olur. Eğer gerçek annem sizseniz, ben öğrenmek isterim tabii bunu. Yeterli mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakkındaki suçlamaları duymuşsunuzdur. Hatta içinizden şu çocuğa bak, suç makinesi gibi, inşallah benim oğlum çıkmaz diyorsunuzdur. Yok hayır, yok hayır.
Yok yok, hepsi iftira mı? Hepsi iftira Küste Hanım. Bakın bana kumpas kurdular. Başkalarının ayağına bastığım için. Tuzak kurdular. Ama ben bu suçlamalardan başım dik. Alnım apaçık çıkacağım. Bişim. İyi nöbetler çocuklar. Sağ olun. Ne diyorsun Sezai? Hakan temiz yüzlü bir çocuğa benziyor değil mi? Yani bütün o suçları işlemiş olabilir mi? Her şey mümkündür yüzü de. Yani gerçi çocuk bana iftira attılar. Tuzak kurdular derken çok samimiydi aslında. Fakat yine de her şey olabilir. Yani suçlu olabilir diyorsun. Yani. Evet. Şuradan çıkacağız. Ha, bana samimi gibi geldi çocuk. Ofisten bir dosya numarası bekliyorum ama göndermemişler. Sana gelmiş olabilir. Ben telefonumu açmadım ki, unuttum Sezai. Ay Allah'ım ya. Eh be Güzide. Aa oğlum mesaj atmış, hem de kaç saat olmuş. Aa aa. Sezai. Diyarbakır'a götürmüşler çocukla oğlumu. Ne demek götürmüşler ya? Kaçırmışlar falan mı? Bir bilmiyorum ki. Uçak var mıdır Diyarbakır'a? Ha, bu saatte var mıdır? Ha? Vallahi bulabilir miyiz bilmiyorum ki. Ya arasam ben, dur bakayım. Sağ olun. Yok estağfurullah. Yok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oğlum. Yorulduysan içeride dinlenebilirsin. Yok Nazoş, sağ ol. Kalacağım burada, iyiyim ben. Tamam canım. Hayırlı uğurlu olsun hoca hanım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Oydum şurada. Bunlar nereden çıktı be? Bu ne ya şimdi? Anne! Durun millet! Evet, şeref misafirimiz geldi. Dünürüm geldi, hoş geldi, sefalarla geldi. Hoş geldin Dünürüm. Dünürüm hanım yengenizin annesi Güzide hanımefendi. Hoş geldin deyin. Hoş geldin, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor anne? Neler çeviriyorsunuz Allah aşkına? Hiçbir şey çevirdiğim yok. Bak kızım ne kadar mutlu. Bence ağzının tadını bozma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzide. Hasan'cığım.
Hoş geldin. Hoş bulduk Nazım. Hadi buyurun dinlerim, buyurun. 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 Oylu. Sezai amca. Canım. Çok merak ettim ya. Merak etme, iyiyim. Gel, gel hadi, gel. Buyurun, buyurun. Ne bu böyle Allah aşkına oğlum? İşte can için yaptılar yani tören gibi bir şey. Ay hadi ama bu kadar gürültü yani bu çocuk ne yapıyor, uyuyor mu can? Merak etme yani uyumuyor ama alıştı herhalde anlamadım duruyor. Ay baksana güneşin alnında et be oğlum ya. Tamam tamam içeri alacağız merak etme. Anneciğim aradım seni. Telefonun kapalıydı. Neredeydin? Ha, ya kapalıydı telefonum. Uçaktaydım ben de. Ankara'ya gidiyorduk biz. Son anda açınca gördüm senin yazdığını. Vallahi beynimden vurulmuşa döndüm ha. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Biz tebrik ederim. Hayırlı. Buyurun ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ay şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Sofrayı alalım. Hadi hadi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz. Buyurun. Çok güzeldi. Ben geleceğim birazdan. Merhaba. Ne ikram edelim size? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Güzde amcam. Yok, sağ olun, hiçbir şey istemez. Teşekkürler. Ay, şu gürültüye bak Allah'ım. Güzde bizim uçak saati yaklaştı. Biz müsaade isteyelim. Kalkmamız lazım evet uçağı kaçıracağız. Gidecek misin? Gitmem lazım. Dava var. Kalsaydınız dönürüm yarın sabah ilk uçakla göndeririz sizi. Yok olmaz sağ olun sağ olun Mualla Hanım teşekkürler. Ah. Hadi tamam. Kalkalım biz kalkalım. Güzde. Kalın. Akşam yemek yiyelim birlikte. Nazancığım gerçekten duruşma var hayatım. Siz bilirsiniz. Kalsaydınız başımızın üstünde yeriniz vardı biliyorsun. Evet tabii tabii sağ olun. Oğlum hadi sen de hazırla. Çocuğu da hazırla seni de götürelim. Hadi anneciğim. Anne şimdi onca insan geldi ya can için geldiler. Çok ayıp olur. Güzde Hanım siz merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Tamam. Peki hadi. Hadi dikkatli olun. Sen de dikkat et. Tamam. Tamam. Haber vereceğim tamam mı? Tamam. Haber vereceğim. İyi yolculuklar. Görüşürüz. İyi sağ olun Nazan. Teşekkürler. Güle güle dünürüm. Hoşça kalın. Güle güle. Sağ ol. İyisin değil mi? Yani her şey yolunda. Yok da böyle görmeseydi keşke. Şok oldu kadın tabii. Tamam kötü bir şey yok. Bir şey olursa söyle bana tamam? Tamam. Tamam. Evet nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Güzide. Hı. Bak düşünüp durma artık.
tamam mı? Gittik gördük işte Oylum'u da, Can'ı da. İkisi de gayet iyi, güzel. Oylum memnun orada olmaktan bence. Ben ne Oylum'a ne Can'a herhangi bir kötülük yapılacağına inanmıyorum, ihtimal vermiyorum. Evet, evet. Ben de düşünmüyorum. Herhalde kadın eşine, dostuna, ahbabına filan çocuğu göstermek istedi. Tabii canım. O zaman? Ha? Şu DNA testinin sonucu hepimizin hayatını etkileyecek aslında. Benim, Tarık'ın, Ozan'ın, hepimizin. Ya daha ortada bir şey yok. Olmamış bir şey için niye bu kadar canını sıkıyorsun? Evet ama ya o sizin oğlunuz derlerse? O zaman hapiste bir oğlum milyonlarca lirada borcum olacak. Yani çocuğa da beni ilgilendirmez, bana ne diyemem ki. Haklısın. Can, Can, sevdin mi sen burayı? Herkes seni çok sevdi. Çok sevdi seni herkes. Seni çok sevdi o. Bak işte ne yerim ben seni. Ay, neredeymiş ya? Oğlum, nasılsın? İyiyim. Ya şey diyeceğim. Annenlerle beraber İstanbul'a dönmediğin için pişman mısın bilmiyorum ama eğer öyle bir şey istiyorsan havalimanında bırakabilirim yani. Yok. Can'a değişiklik olmuş oldu yani, kalırız. Yarın zaten hep birlikte dönüyoruz. Evet. Ya aslında istedim ki yani hazır buraya gelmişken bir çıkalım dolaşalım, Diyarbakır'ın da bir akşamını görün. Ama işte buradayım diye böyle acil birkaç işim var. Şimdi çıkacağım. Bir iki saate döneceğim. Yani eğer isterseniz geç olmazsa belki öyle bir şey yapabiliriz. Yani Can uyumuş olur. Ben de yoruldum, onunla uyumuş olurum ama teşekkür ederiz ya, sen işlerine bak. Tamam, nasıl istersen. Bir şey olursa arayabilirsin beni istediğin zaman, telefonum açık. Biliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne bakıyorsun? Evet Celal, seni dinliyorum. Söylesene, ne diyecektin? Konuş. Hocam, benim içim iyi yok kaç gündür. Ne yapacağımı bilemedim. Niye? Ne oldu ki? Niye için iyi yiyor? Konuşsana be adam, delirtme beni. Kahraman size bir şeyden bahsetti mi? Önemli bir meseleden. Yok. Anlatmadı. Neymiş o önemli mesele? Celal. Şey, hocanım. Biz Behram Ağa'ya sıkan tetikçiyi azmettireni bulduk. Ne? Ne? Oğluma kıyan o soysuzu buldun mu? Kim? Kim Celal? Kim? En iyisi kendi gözünüzle görün hocam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ezak!